Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Deniz Feneri programında birlikteyiz. Programımıza başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Bir hafta geçti aradan. Havalar soğudu. Kış artık kendini iyice hissettiriyor. Ve programımıza başlarken hemen özellikle kışın geldiğini ve o hissettiğimiz soğuğu Suriyeli kardeşlerimiz için hatırlatmak istiyoruz. Çünkü Suriye'den gelen haberler acı. Bir annenin yeni doğmuş, doğum yapmış bir annenin bebeğiyle birlikte donarak öldüğü haberleri ulaştı bize ve bütün dünyaya. Bizim bu haberi kış boyunca unutmamamız gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor. Bugün de Deniz Feneri 2 tırlık bir yardım konvoyunu, mütevazı bir yardım konvoyunu Suriye'ye doğru yola çıkardı. Kilis'ten Suriye'ye ulaşacak oradaki kardeşlerimize çam sakızı, çoban armağanı bir destek olacak. Belki birkaç çocuğun donup ölmesini önlemiş olacak. Belki kedi köpek yiyebilir miyiz diye fetva soran Suriyeli kardeşlerimizin birkaç haftayı rahat geçirmelerine vesile olacak gönderilen yardımlar. Çünkü bu yardımların içinde gıda var, battaniye var, giysi var ve ihtiyaç devam ediyor. Önümüzdeki hafta Deniz Feneri bir tır dolusu yardım daha Ankara Şube'den yola çıkaracak. Yine orada battaniye olacak, gıda olacak. Önceki haftalarda sizlere hatırlattığımız gibi Suriyeli kardeşlerimizin gerek Türkiye içindeki, gerekse Suriye'de evlerini terk etmek zorunda kalmış savaş mağduru Suriyelilerin çocuklarına mama desteği vermek gerekiyor. Deniz Feneri mama göndermeye devam ediyor. Bir SMS göndermeniz halinde bir çocuğun bir günlük mamasını karşılayabiliyorsunuz. 55-60'a bir boş mesaj göndermek suretiyle destek verebilirsiniz. Ayrıca bu kış şartlarında battaniyeyi hatırlatıyoruz. Battaniye ihtiyacını hatırlatıyoruz. 15 TL'ye bir battaniye hediye edebilirsiniz bir Suriyeli kardeşinize. Ve bir Suriyeli ailenin bir aylık ekmek ihtiyacını 50 TL'yle bir çuval un hediye etmek suretiyle karşılayabilirsiniz. Bunu hasreten hatırlatmak istiyorum. Bir de geçtiğimiz programlarda fil dişi sahilinden haberler getirmiştik. Misafirlerimiz gözlemlerini, oradaki ihtiyaçları anlatmışlardı. Oradaki okullarda Kur'an-ı Kerim ihtiyacı ifade edilmişti. Deniz Feneri ilk etapta 10 bin Kur'an-ı Kerim ulaştırmak istiyor oraya. Hazırlıklar devam ediyor. Kur'an-ı Kerim desteği vermek isteyenler de hediyesi 15 TL bir Kur'an-ı Kerim'in. Deniz Feneri ulaştıracağınız her 15 TL fil dişi sahili için, oradaki kardeşlerimiz için bir Kur'an-ı Kerim hediyesi olacak. Yakınlarınız için, ahirete göçen yakınlarınız için, her biri için birer Kur'an-ı Kerim hediye edebilirsiniz. Ve geliyoruz bugüne, bu hatırlatmalardan sonra. Şimdi önce bir aile hikayemiz var. Mustafa Penezoğlu'nun hikayesini izleyeceğiz. Acıklı bir hikaye, karmaşık bir hikaye. Peşinden de biraz sonra stüdyo konuğumuz olacak. Geçtiğimiz hafta Filipinler'den gelen Deniz Feneri Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Sorumlusu arkadaşımızı misafir etmiştik. Ali Karayılan ve Süleyman Kılıç burada bize Filipinler'de yaşadıkları tecrübeyi, zorlukları, oradaki ihtiyaçları anlatmıştı, hatırlatmıştı. Üçüncü bir misafirimiz olacaktı. Bir engeli vardı, manisi vardı. Bu hafta inşallah o misafirimiz biraz sonra huzurlarınızda olacak. Gülsevil Dinç hanımefendi. O zor şartlarda bizim ekibimizin içinde yer aldı. Hem görevini yaptı, habercilik yaptı, kayıt yaptı. Hem de bir insan olarak oradaki insani yardım faaliyetine katıldı. Onu da biraz sonra huzurlarınıza getireceğiz ve paylaşımları inanıyorum ki dikkatimizi çekecek. Şimdi hikayemize dönebiliriz. Mustafa Penezoğlu bakalım bize ne söyleyecek, ne anlatacak. Bu hafta hemen yanı başımızdan gelen bir yardım çığlığıyla hareket ediyor ve İstanbul'un Esenler ilçesine doğru hareket ediyoruz. Taşı toprağa altın diye
insanları umutlandırıp kendine çeken, güzel ama bir o kadar da acımasız olan bu şehrin bir köşesinde yaşanan drama şahit oluyoruz hep beraber. Nasılsınız? İyi misiniz? Açlar, ne iyi, ne kötü işte. Buna da şükrediyorum. Onun için ya. Ne şükür. Buna şükür Allah'ım. Dert büyük galiba. Evet. Dünyada yaşadığım müddetçe dertler... Devam ediyor. Çok devam ediyor. Allah'ın emanetini alana kadar devam. Orada da başka dertler başlayacak. Allah yardım etsin herkese. Burada bir başka dert diyorsun, orada bir başka dert evet, diyorsun. Evet, böyle yaratılmışız. Memleket neresi? Çorum. Çorum. Çok oldu mu? Geleli buraya. 17 sene oldu biz buraya. 17 sene oldu. Ankara'da, 97'de Ankara'dan geldik. Ankara'da oturuyorduk. Yeni mi oldu olay? İşte bilemedim, aniden oldu işte. Yeni mi geldi? Yeni mi? Bir felç geçirdim hastane. Kızıma dedim, kızım ben bir hastane, baba da taş mı düştün ama hiç. Doktoru hayatta görmedim. İçim hasta tam oldu, hasta neyse. Birden oldu, felç geçirdim. Ne, ne iş yapıyordun? Emekli, fırından şoförlük yaptım. Ehliyetçi emekli oldum Ankara'da. Hayır, ne iş yapıyordun daha önceden, ne iş yapıyordun emekli olmadan önce? Köyde çiftçilik, ara işi oluyordu, bilmem ne oldu. Köyde çiftçilik, onu bulmuşlar, işini görüyorduk, bir şeyler yapıyordu, oluyordu. Emekli olduktan sonra mı bu tarafa geldin? Evet. Emekli olduktan sonra, bu tarafa geldim. Şu tarafım tutmuyor, koltuk değneğim de var, işte şekerden. Şekerden mi? Şekerden, ha. Şimdi bu taraf koltuk değneğim var, yürüyemiyorum. Orada da, orada koltuk değneğim, şey kalanında. Yürüyemiyorum, şunların işte gidiyorum, şu araba vardı, o da bir eski bir ne işte geçirdi. O da kırık. Şey değil de, o da kırık. O da kırık. Biraz kilo aldı. Önceden zayıfladı. Yok, kilosu ama kalkamıyordum. Kilo olmasa şu yatağın üstüne çıkamıyordum. Tutmuyordum işte. Bu değnek gibiydim böyle. Öyle yedim. Bir ara çok zayıfladı o şeker. Bir tedavi uygulamadım. Buralarına böyle, buralarına böyle. Belimden ağır buradan. Hani içiyormasa dediler bir 6 ay verdiler. Olursa, içiyorsa şuradan kesecekler. Yani şu... Bağnağıma faydası yok yani şu bağnaklarımın. Bak bir yanda hissediyorum. Bu tedavi uygulayınca iyice hissetmeye başladım. Yoksa buradan, bunu da buradan keseceklerdi. Kesilen ne kadar oldu? 5 aya girdi. 5 ay oldu. Ay, buldukları yer belli. Şurada böyle bunu aşağı atar, bunu aşağı böyle. Anladım. Bu belimden aldılar. O da kriz geçirdim. Anladım. Dedim hocam dedim yeter ben gidiyorum elden dedim. Ondan sonra... Şimdi bir hocayı aradılar, dedi ki bu yani zaten kıza da imza attılar, ya ölür ya kalır. Kardeşleri, kardeşi Ankara'da kime imza alayım dediler. Doktora, duyuyorum kulağımda. Baktım elgi oldu, dinledim, bu dinç dedi, amca dedi. Dedim devam edin, ya ölür ya kalır dedim, ne yapayım, ya kurtulur ya ölür dedim. Ayak kesilmeden önce bir şeyler yapıyordun, çalışıyordun galiba herhalde. Yok, çalışmıyordum. Çalışamıyordun genel. Böyle... İş olursa çorap çiftine gidiyordum burada yani. İş olursa tanıdık olsa çağırıyordum. O kahveye gitmiyordum orada 5-10 kuruş veriyorlar. Yani çalışıyordun yani ayak kesilmeden önce çalışabiliyordun yani. Sigarayı bırakalı tam 7 sene oldu. Anladım. Tekrar. Ama doktor dedi ayağın keserim sigarayı bırakmasın dediydi bunu bana. Yani anne sevgisi hayatta bilmem hocam. Hayatta anne sevgisi nedir bilmem. Ana sevgisi bilmem. Annem ölmüş. Uğradım böyle yani. Analık elinde büyüdüm. Malların, affedersin, ahırların içinde yata yata öyle büyüdüm. Anneni görmedin? Görmedim anne. Baban? Babam vardı, o da bana bakacak. O bir tane ev aldı, bark aldı. Bak hiç bir şey, innem yok üstüme, inne. Oğlan da tren kazası geçiyor, onun da ayaklarından, kafasından, topuklarından böyle. Oğlanın mı? Yatıyor böyle, çalışamıyor yani. Oğlan da öyle. Oğlan da öyle. Bir kız çalışıyor. O da yatıyor. Bu hafta iş yok. Kız da şeye, konveksiyona gidiyor. Konveksiyona bir tanıdık var. Temizleme işi olursa çalışıyor. Bankadan kredi çeker. Biz böyle olacak. Nasıl gidecek? Yani bir kızın çalışmasından geçiniyorsunuz öyle mi? Kız da ama biz hasta yattık yatalı çalışamıyor. Bizim başka bakacak kimse yok. Tamam ben kalktım birazcık yataktan ama hiç kalkamıyordum ben de. Sen de hastaydın. Ben de kalça kırıklığından platon kaldılar. Şöyle bir yolu yıkarım derken düşüyor, bu da böyle oluyor. Zaten kesin. Bazı rahatsızlığım da var yani. Asım hastalığı. Nefes darlığı. Kovuya çevirmiş, kova hastalığı diyorlar. Oğlanın Allah'ın verdiğini götüreceğiz.
Başka çare yok. Evet. Bizi yarattıysa herhalde onu da vermiş ki sabredeceğiz. Sabır lazım bize, biz insanız. Sabır değil mi? Sabır, sabır. Acım bir de çok şeylere sabrettim, çok şeylere sabrettim. Sabreden Allah, ne bileyim, çoluğun çocuğun oluyor. Diyorsun ki çocuğum yetim kalmasın, işte şöyle olmasın, işte böyle olmasın. Ha, bir tencere çorba yaptım, çocuğun başına topladım. Bugüne kadar da böyle hiç kimseye derdimi yanmadım. Çok mu dertlisin? İyi. Oh. Çok mu derdin var? Derdim işte, o çocuk öyle oldu. Benim huf desem canım çıksa o çocuğa bir tas çorba veren olmaz. Sen olmazsın. Ben olmazsam yok. Ben bu evde olmayayım, yine verilmez. Bir gün geçsem yine o çocuk aç kalır. Kaç yaşında? 37 yaşında. Askerle de gitmedi. Askerle de almadı. Almadılar. Kaza şeyinin almadılar. Bir de Bağla'dan kredi çeker, ondan geçirdim. Kredi çeker, kredi çeker. Anladım. Burası kira değil mi? Kira. Kaç para? 450 idi, 500 et dediler. Ben de bu ara edemem dedim. O zaman 9. aya kadar müsaade size. Artırırsanız oturursunuz, artırmazsanız çıkarsınız. Öyle dediler. He. Dedim, bakalım Allah büyük o zamana kadar dedim. Peki nasıl ödediniz? Nasıl ödediniz burası? Çok kredi çekti. Nasıl ödeyebildiniz? 7 ay kiram birikti. Bir sene biyo birikti. Bu gitti bir seneyle biyo çekti, yatırdı. 7 ay daha birikti. O birikince de elbette adam da bunu yapmış ki bekliyor senden kirasını. Dediler böyle 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 olmuyor. Dedim kiranız kalmaz benden. O Allah tarafından insana sabır veriyor Allah. Sen emekliydin değil mi? Evet. Emeklisin. Agile 4 tane kağıt geldi bankadan bu dün. Ne diye? Borcu için. Ne diyor? Kesin bu ay hiç maaş almadım. Hiç. Gelmedi. Maaşının hepsi mi kesiliyor? Hem koydular. Hepsi mi kesiliyor? Hepsi kesiliyor. Hepsi kesiliyor. Bu ay gizli almadım mı? Yani böyle 500 lira keselim de 500 lirasını da size kalsın demiyorlar. Öyle zannediyordu zaten. 200 alıyordum ben, hani bana orada benim okumuşum yok. Bakıyordu ne kadar şu kadar. Maalesef krediden veriyormuş fazla fazla bak. 300, 400, 500. Ben de bilemedim. Bu kadar borcu nasıl biriktirdiniz peki? İşte kredi, ev çalışma olunca utandığımda. Yani hastan var, sen hastasın, annem hasta, çocuk hasta, kız hasta. Çalışamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Evet. Onun için kredi, oradan... Öyle diye bindirdim ben. Kredi mi çektiniz? Kredi mi çektiniz? Kredi çektim, buyurun. Bunlardan habersiz haber gelsin. Benim hiç haberim yoktu, kağıtlar gelene kadar. Hiç maaşımız yok, maaşımız yok. Dedim, milletten utanıyorum. Dedim, sen ne yaptın ya, bu niye böyle oldu? Dedi, ne yapayım, yetiştiremedim dedi. Ben de okumuşluğum olmadığı için dedi. Ben dedi, orada şey çekiyormuşum dedi, maaşımdan hariç dedi. Yine yardımseverlerine evet, desteklendiniz. O şekilde kiralarınızı ödediniz. Yani sen bu zamana kadar yani bir emekli maaşı ne kadar senin emekli maaşı? Bunun emekli maaşı 1 milyar yüzmüş. Hiç ben bilmedim. 1 milyar yüz. Elime o tüm geçse bana yeter. O borcum bitse de yani maaşım alsın bana yeter o. Yani kimsenin yüzüne de bakamıyor. Bitmese de idare edeceğim. Akraban yüzüme bakmıyor, geri geri çekiliyor. Böyle oluyor. Allah kanlı düşmanımı düşürmez. Kesin kendine göre bir hesabı var. İntihara bile kalktım şuradan, intihara. Ne zaman bitiyor borcun? Bilmiyorum. Yok, onu hesap ettiler ama. 16 ay mı dediniz? 16 ay dedi. 16 ay. Kağıtlarım burada. 16 ay oradan maaş alamayacaksınız. Öyle mi? Evet. Oraya kesiliyor. Evet. Ben bilmeyerek ben çektim. Yani 7-8 ay daha siz bu zahmeti çekeceksiniz öyle mi? Çekeceğiz. 16 ay. 16 ay. Milletin komşular Allah razı olsun işte. Kimisi bir şey getirir, bir yiyecek getirir. Yok Allah'a çok şükür. Allah, bir yani çorba pişiririm, ekmeğimi batırır yerim. Ondan şikayetçi değilim. Sevenimiz varmış, sevenimiz. O, ben kimseye kötülük yapmamışım demek ki, bakmamışım, ters bakmamışım. Beni 7 sene, 10 sene önce gören insan beni gördü, döndü teyze sen ne yapıyorsun, nerelerde? Hiç haber. Sen bir an geldin, bir bakıyorum ki çıkıp geliyorlar. Öyle ben yemeden içmeden hiç şikayet etmiyorum. Yalan ekmek yerim, şükrederim. Ama böyle olmadı mıydı? Ne bileyim bak beni, bizi bildiren de hiç haberimiz yok bizim. Ömer abi gel. Ona da başka biri vesile olmuş. Allah razı olsun. Öyle duyduk, evet.
Dedi böyle böyle dedi. Abla ben sizi dedi adresinizi bil, şey yapıyordum dedi. Telefonu ne verdiler? Vermişler. Hı. Haberimiz yok. Bugün ben gelince bunları şaşırdım zaten telefonlaşınca. Biz elimizden geleni yapmaya çalışalım biz de. Biz de destek olalım size. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Benim babamın 6 çocuğu vardı. Rehberliğine geçiniyorduk bir gün ama hiç böyle sofrada olsun bize yok. Hani getiremiyor. Size şu yok demedi, hiç bildirmezdi. Bilmedik de. Bu yaşa gelince de bayağı zor geldi. Yaşanan bunca şey Döne Hanım'ın gururunu çok incitmiş. Gözü yaşlı anlatıyor sıkıntılarını. Anne sevgisi görmeden büyüyen Mustafa Bey içinse hayat hep zormuş. Ama en azından eli ayağı tutuyormuş. Çalışıp didinmiş hep. Ve bugüne kadar kimsenin eline baktırmamış ailesini. Ta ki o talihsiz hastalıkla tanışıp bacağını kaybedinceye kadar. Evlendi, 9'da bize kurban oldu. Şimdi öyle bundan mi? Sonra da daha kurban olacak galiba. Yani onun için evlenmedi. Evet, biz çocuk, erkek çocukların ikisi ayrıldı. Biri de büyük kızım evli Ankara'da. Onlar ayrınca onların da kişilerin çocuğu var. Onlar da işçiliğine hani geçiniyor. Onlar da kendilerine anca. Kendilerine anca şey yapıyor. O büyük oğlan bir bize öyle yatağa yatınca 500 milyon para bir yolladı. 500'de bir yollamış. Anne gelemiyorum da dedi böyle böyle. Sonra çıktı geldi. Hani elimde olsa da dedi hepinize baksam ama dedi böyle dedi. Ben dedi hem çoluk çocuk dedi. Günün çocuk okuyor dedi. Öyleliğine gününüz geçti. Allah nazım. Her şey düzelir. İnşallah. Allah emanetini. Borçlu götürmesin beni. Burada kaçmak kolay. Şimdi 7 milyar adıma borcumuz var ya. Ben o kapıdan geçemiyorum. Buradan çıktım yine. Bu geçiyor ben uğramıyorum. Ben oradan geçmem diyorum ama onun gelinin oğlu bana geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Diyor ki dün teyze sen niye böyle şey yaptın? Niye gelmiyorsun? Gelemem diyorum. Bak gelemem. Ben yüzünüze bakamam. Ne diyor? Niye bakamayacaksınız? Bir vakit olur verir ödersiniz diyor. Ödeyemedim. Adama ben buraya gireli 4 sene oldu. 4 senedir ödeyemedim ben onu. Bu eve gireli. Oradan o kapıdan nasıl geçeyim ben? Zoruna gidiyor değil mi? Zoruna gidiyor. Adam bana bir şey söylemez oradan geçersem. Evine de varsam bir şey söylemez. Ama de bendeki şeyi sor sen. Hesabı sor. Biz elimizden geleni yapacağız. O borcunu bitene kadar biz size destek olacağız. Olur mu annem benim? Üzme kendini. Üzme kendini biter. Şimdi benden bir komşular geliyor diyor ki teyze ihtiyacın var. Yok. İhtiyacım yok. Yok diyorsun. Yok diyorum. Ama var. Var da. Yok diyorsun. Ben hangi bir gün ona ihtiyacım var diyeceğim. Belki o adamı da bana verecek gücü yok ama soruyor. Soruyor. Sorması bile bana bir güç veriyor. Bilmiyorum. Kimseden kötü bir söz duymadım. Ama bu şey beni kahretti. Sabır. Sabır. Bilir. İşte. Sen araba istemişsin galiba ben anladım. Evet, arabam. Kırık gidemiyorum onlar. Ha, biz arabayı getirdik. Sağ ol. Allah Allah. Onu getirdik. Onu bırakalım. Biz bundan sonra gıdaları da biz getireceğiz. Tamam mı kızım? Tamam hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Kurban olduğum valla. Kimse de düşünmesin. Amin. Sen üzme kendini. Balkona çıkıyorum. Balkonda yeri dibine geçiyorum. Böyle utanıyorum. Yürüyen millet geziyor. Bakıyorum buradan. Çocuklara diyorum ekmek al. Sepeti sallıyorum. Ekmek aldırıyorum kimseye. Çıkmıyor kimse musun? Yok. Balkona çıkamıyorsun. Çıkıyorum şöyle. Sürü çıkıyorum. Sandalyeyle şundan gidiyorum. Sandalyeyle niye çıkıyordun getirdin sen? Bununla mı yürüyorsun? Bununla mı yürüyorsun? He, şu telefonu kırdım bak şuna bak. Şey, koltuk değneği tutmuyor. Faydası yok bu cihaz. Onun faydası oluyor mu koltuk? Koltuk değneğinin faydası oluyor mu? Üstüne basamıyorum. Bunu düşüyorum. Üç yer düştüm. Getirelim mi sana koltuk değneği de getirelim mi? Hacım koltuk değneği. Niye yalasıyorum bak. Tamam. Getirdiler de basamıyor. Tamam. Yani. Varın yoğunun çocuğunu harcadın. Yani. Harcadım. Evimizi sattık. Evet. O trenden düştü. O biri de tren kazası öyle. Trenden düştü. O öyle. Havalı yani yemedim içmedim. Bir ayak yedim. Şöyle ayağımız şöyle bükerdim o yırtık yerini.
Bir gün çocuklar dedi ki, anne dedi, bu pilavın niye tadı yok? Suyuyla pişirdi, yağ yok. Kardeşler, niye kardeşlerime diyemedik. Acık diyemedik. Fırındaşı bir ekmek, sade ekmek. Patron öldü, Allah rahmet eylesin, Osman Liman. Benim malımla oğlum dost kazan dedi adam. Kulaklığına gidip evlerini, fırınlarını hepsini sattı, içini, hakkını ödedi. Bir de göre bir hacıya böyle söylemedi, Erzurum'u, Hortum'u. O da tezmiratımı yedi adam. O da öyle gitti. Ya, alamadım, diyemedim. Yine de helal ettim. Ölürken gittim, helal ettim. Yani ben hep iyi niyetliğimden kaybettim böyle. Üye kardeşlerime hep zengin. Ya Rabbi geldi de bir gün bir kız kardeşim var, kocası öldü, o geldi bir tek buraya yanıma. Öbürleri gelmedi. Öbürleri gelmedi mi? Gelmedi. Onlar da Ankara'ya getiren ben oldum. Hepsini memur eden, adam eden de ben oldum. Gelmedi. Gelmesinler, canları sağ olsun. Ya. Allah acılarını vermesin, başka bir şey değil. Hepimiz de zengin. Kimse bir şey götürmez. Durumları iyi mi onların? İyi. Yalan mı söylüyorum? Yazıklar var, bilmem neler var. Acın ya, açsın ya. Kim gelen bir tabi, buraya gider. Hep iyi niyetliğinden kaybettim ben. Onların hepsini Ankara'ya getiren ben oldum. Çoruğunu çocuğu adam oldu. Halbuki sana gül gibi bakarlar aslında isterlerse. Değil mi? Bakarlar işte, o bir kız kardeşim. Evet. Üç çocuğu, üç tonu, üçü de arası Ankara'da. O geldi de o yardım etti bir el. O birileri yüzüme bakmadı. Gelmediler bile. Açıp bir telefon açsan geçmiş olsun kardeşim. Demediler mi? Yok, bir tek biri diyor ki yazdığıma gel de diyor, seni karacım oraya koyayım diyor. Karacım sanki ben ahıdır. Kopağım. Ya bu ağrıma gidiyor, öyle deme ya. Niye öyle diyor ya? Sen yok ki karacım yukarıda olsun. Yani ben orada duracağım da karaca koyacak araba kaldı. Elim çıkamadım. O kadar büyümüş, o kadar söylüyor. Yazdım. Hayatta deniz yüzüğü sevmedim, görmem, bilmem. Bunu kardeşin söylüyor. Ya bunu söyleyen kardeşim. Ha ben yine şükrediyorum. Yani şükrediyorum. Bunun bu maaşı kesilmeseydi. Rahat rahat geçinebilirdiniz. Evet. Geçinirdim. Evet. Yani şeyim de olsa, yani sıkıntım da olsa onu ben idare etmek zorundayım. Herkes dolu dolu harcamak zorunda değil. Bugün bir çorba yapar yersin. Yarın bir pilav yapar yersin. Ha, salata olmaz. Düştüm. Başka bir şey olmaz yanında. Düştüm, Allah büyük. Bu şey değil, Allah'ın verdiği nimeti şey yapmayacaksın, esirgemeyeceksin. Suya batırıp yiyeceksin ama ben işte dedi ya çocuklar, pilav ettim şimdi yağ yok. Onlarına koydum, hadi yavrum yemeklerimizi yiyelim dedim. Büyük oğlum karşısından bir aldı. Anne dedi, bu pilavın bir şeysi yok dedi. Ne oğlum dedim, bir şeysi yok, yiyeyim hadi. Bir daha bir şey söylemiyorum dedim. Oturdular, yediler, hadi dedim öğlen, yatın bakayım. Kız da rahatsız değil mi şu anda? İyi, rahatsızlığı iyi. Var değil mi? Rahatsız olsa da şimdi iyi. Öyle. Tedaviye gidiyor. Bu halde çalışıyor. Bu halde çalışmaya. Çalışmaya çabalıyor. Çalışıyordu. Sırf size bakabilmek için. Evet, sabah kalkıyor şuradan, erken kalkıyor. Kıyıyor, köşeyi siliyor, süpürüyor. Bir kaşık çorba koyuyor işte. Anne bir şey ellemesen geri düşende bir şey olur diyor. Öyleliğine idare ediyor. Bazen oturduğum yerden hani yapacağım işleri böyle yapıyorum. E bunun yemeği oluyor, getiriyorum. Her şey oluyor. Dünyada... O da onu düşünüyordur, ben evlenip gitsem. Öyle bunlar, diyor. O gün diyor ki, ecik sinirlendiydi. Ben gitsem siz ne yapacaksınız dedi. Söylüyor mu? Ne yapacağımızı bilmiyorum ki dedi. Dedim ki ben de Allah büyük kızım, sen bizim için dedim gayla çekme. Eğer öyle bir niyetin varsa da evlen dedim. Evlenmiyorsun. Evlen dedim. Ama o evlenmiyor. Öyle bir nasibin çıkarsa dedim, kafanda öyle bir şey varsa evlen dedim. Bizi dedim yani böyle, bunlar böyle de ben nasıl koyup gidenler nasıl gittiyse dedim, sen de gideceksin dedim. Ne diyor? Seslenmedi, güldü. Tüm birikimini iyi niyetinden kaybeden Mustafa Bey'in en çok zoruna giden şey, kaderine terk edilmek. İyi durumda olmalarına rağmen kardeşleri bile arayıp sormaz, kapısını çalmaz olmuş artık. Hayatında ilk kez gördüğü Deniz Feneri ekibinin getirdiği yardımlar çok daha anlamlı oluyor bu nedenle. Canından, kanından olanların tanımadığı bir insana, merhametli insanlardan uzanan bir el,
kısa sürede olsa rahatlatıyor onları ve dua kapıları açılıyor birer birer. Yürüyemiyorsun. Bu halde çalışıyorsun. Fırsat bulursan çalışıyorum. Yoksa çalışıyorum. Fırsat olursa çıkartmazlarsa çalışıyorum. Çıkartmazlarsa. Peki neymiş? Baktırdın mı? Baktırdım. Neymiş? Ayaklarım altında yaralar var. Bu şekilde çalışıyorsun. Çalıştırmıyorlar işte. Hayır ama çalışıyorsun. Gidiyorsun geliyorsun çalışıyorsun. Gittin geldin mi doktora? Biliyor bu sen böyle yeni gittim de bak. Ne dedi? Ne dediler? Kitle var dediler ayağında. Kitle var dediler. Yani sonra dediler bir şey yok senin ayağın düzelmiş. Bunu böyle çekeceksin. Yeni gittim de 2 hafta oluyor mu? Bir hafta oldu. Bir hafta oluyor. Şişiyor elim yüzüm. Kocaman oluyorum her tarafım. Elim ayağım her tarafım. Şişiyor. Tabii. Beynine kadar. Beynimin arasında duramıyorum. Hocam beyinde de burada plastik şey. Kalplerde kalp damara gittim. Damarlarında bir şey yok dediler. Yani güzel bir cerrah hastanesine şey. Ben nasıl gideyim cerrah hastanesine? Ben sağlam isterim tabii. Ben sabah sağlam olmayı hiç kimseden bir şey almayı istemem. Çalışırım halime tek başıma bakarım. Ama yok. Yapamıyorum. Olmuyor. Gidiyoruz çalışıyoruz. Ya 2 gün ya 3 gün. Dayanamıyorsun. Dayanamıyoruz. Bunlar ben ölene kadar rahat ettirmeye çalıştım. Nasıl? Öldükten sonra, bunlar gittikten sonra ben de gittim, bittim işte. Öyle mi? Tabii. Var olmazsa ben de yani. Kardeş olsa yok. Bulmuyor. Bak, 2 kere 3 kere ölmeyi tercih ettim, denedim. Olmuyor da olmuyor. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin sen? Ben kimseye bir yardım olmaktan sonra... Onu da Allah verir sana. Daha çok üzersin her şeyi, herkesi. Bir de bir kere günah bir kere bu şekilde. Ya söylediler ondan sonra vazı geçtiler. Lan tamam dedim. İşte bu. Senin iyi bir cerraha gitmen lazım, iyi bir doktora gitmen lazım. Ama gidemiyorsun, üniversite hastanesi onlar. Hemen kan tahlilleri falan hepsini çektirdim. Yaptırdın. Onlar sende, var mı onlar sende? Evet var. Onları biz alalım mı? Onların fotokopileri falan var mı? Yok. Yok. Gel. Onların fotokopilerini çektirmek lazım. Ondan geri kalanı sende kalsın da. Biz onların fotokopilerini alalım. Biz bildiğimizi gösterelim. Olur mu canım? Olur. Alırız onları da. Şey yapma. Onları alırız biz. Biz de biz gösterelim bakalım. Tamam. Peki. Üzme kendini. Ne yapalım? Sabır. Erkeşiyor musun kardeşinle? Ne yapacağız, ne yapacağız diye. Ya. O da dertli galiba. Ama bir şey söyleyemiyor bu. Ben biraz sessizim evden, kimseye bir şey söylemiyor. Ama böyle bir şey anlatamıyor. Anlattım da şimdi diyor ki, o kız çocuğu diyor. Ağrıyordum ya, dilendim, affedersin. Şey yaptım, harcadım, bu saat doktora da umut vermedim. Dilencim. Yani bankada bozdun bu yüzden. Bu yüzden yoksa şimdi Allah var çok iyiyim, rahatım, yalan söyledim. Allah'a kandırırım yalan söylersem. Ama düştüm. Allah kanı düşmanımı düşürmez. Amin. Allah da böyle şeylerde iyi insanlar da ya Cenab-ı Allah ne muratları varsa versin. Yani diyeceğim ne desen boş. Geçirdiği tren kazası sonucu sağlığını yitiren ve çalışmak için iş bulamayan Erkan'ın tek dileği var. Gözü yaşlı ana babasını ölünceye dek rahat yaşatabilmek. Bu şartlarda pek mümkün görünmese de hayal olarak kalmamalı bu güzel düşünce. El ele vererek derman olmalıyız bu güzel insanların dertlerine.
Deniz Fener devam ediyor. Biraz önce Mustafa Penezoğlu'nun hikayesini izledik. Son dönemde hikayeler hep kısa kısa verirdik. Bu akşam biraz farklı bir şey yaptık. Uzunca bir hikaye verdik. Epey karmaşık, epey can acıtıcı bir hikayeydi. İnanıyorum istifade edilmiştir. İzleyenler istifade etmiştir. Şimdi stüdyo konuğumuz yerini aldı. Geçtiğimiz hafta bizi yakından ama stüdyo dışından izlemişti. Gülsevil Dinç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filipinlere bizim ekibimize gittiniz. Sizin göreviniz orada habercilikti. Televizyon muhabiri olarak Beyaz TV'yi temsil eden gittiniz. Bir kere sizi tebrik ediyorum. O zor görevi kabul edebildiğiniz için ve cesaretinizden dolayı. Daha önce benzer bir felaket bölgesine gittiğiniz oldu mu? Daha öncesinde doğal afet değil ama Bangladeş'e gitmiştim. Arakan, Myanmar bölgesine gitmiştim. Orada da benzer görüntüler vardı. Gerçekten yardıma muhtaç insanlar vardı. Ama Filipinler'de durum biraz daha farklıydı. Tabii hepsi benim için farklı bir tecrübe. Zorluk yaşamın aslında her kısmında var diye düşünüyorum. Bazı zorluklar da bizim için şans aslında. Çünkü hayatta bazı şeyleri zorluklarla öğrenebiliyoruz. Meslek açısından da bana Filipinler de büyük bir tecrübe kattı. Aynı zamanda hayata bakışım açısından da büyük bir tecrübe kattı. Zorluklar yaşadık Deniz Fener ekibiyle birlikte. Çok büyük zorluklar yaşadık. Aç kaldık yani sadece, uzun bir süre. Yani sadece görüntü almak, sadece o gördüklerinizi anlatmak değildi yaptığınız iş. Bir taraftan da yardım ekibinin bir parçası oldunuz. Fiilen emeğinizle koydunuz. Aç kalmak dahil. Aynen öyle. Çünkü orada olduğunuzda, insanlara dokunduğunuzda, gerçekten yardıma muhtaç insanlarla karşı karşıya olduğunuz anda zaten yüreğiniz yardım etmenizi söylüyor. O anda o insanlara dokunuyorsunuz ve o ekibin içerisine dahil oluyorsunuz ister istemez. Çünkü onlara dokunabilmek, orada olabilmek çok büyük bir şans. Kendi açımdan da onu söylüyorum. Mesleğimi yaptım, işimi yaptım. Orada görüntüler çektik. Buradaki insanları haberdar etmek adına, bilgilendirmek adına. En azından oradaki insanların yardım çığlıklarını Türkiye'ye duyurabilmek adına. Ama yardım çalışmalarında da fiilen bulundum Ali Bey'le, Süleyman Bey'le birlikte. Bir yandan çekimleri gerçekleştirdik, haberlerimizi yaptık, o röportajlarımızı gerçekleştirdik. Mağdur insanlarla yaptık, Ali Bey'le yaptık. Bir yandan da onları bir kenara bırakıp, kamerayı arabaya bırakıp yardım pirinç torbalarını koyduk. İnsanlara dağıttık, sıraya girmelerine yardımcı olduk. Yani artık bir Deniz Fener'e gönüllüsü oldunuz. Evet. Bitmeyecek bir sıfat bu. Bir insanın, bir yardım kuruluşunun gönüllüsü olması. Çünkü bu ancak insanın gönlü bu işi isterse, bu işe yatkınsa olabileceği bir şey. Yazılı kayıtların bir önemi yok. Önemli olan gönlümüzdeki kayıtlardır. Peki sizin tam da oradayken çok yakınınızı, dedenizi kaybettiniz. Rahmet diliyoruz bütün geçmişlerinize, dedenizle birlikte. Ondan birazcık bahsetsek. Mesela çocukluğunuzdan onun size yaklaşımı, size desteği, yardımı, neyi hatırlıyorsunuz? Bu mübarek gecede hem de geçmişlerimizi almış olalım. Evet. Dedem tabii kaybedeli çok kısa bir zaman oldu. Yani hatırladığımda bile hala çok üzülüyorum. Bir görev için oradaydım. Hem maddi, manevi hem de maddi olarak oradaydım. Ama kelimelerin kifayetsiz kaldığı nokta diyebilirim dedemin kaybetmem. Çünkü benim de, dedem çok yaşam dolu bir insandı. Gerçekten kendisi bile hiç öleceğini hissetmemişti. Yani hiç öyle düşünmemişti. Bize de bunu hiç hissettirmemişti. Ve yardım etmeyi çok severdi. Biraz evet sizi. Konuşurken zorlanıyorum. Evet, çok üzülüyorum. Şey, çünkü çok kısa bir zaman oldu. İnanır mısınız taziye ziyaretine gelenler hep dedemin ettiği yardımlarıyla. İşte Necati amca, Necati Karasu dedem. Allah güzel nur içinde yatırsın. Necati amca bize bir kilo elma vermişti. Dedemin çok güzel bir bahçesi vardı. Onlarla uğraşıyordu son dönemde. Ondan öncesinde farklı bir işi vardı. Bize bir poşet domates vermişti. İşte al kızım bunları da sen kullan demişti. Taziye ziyaretine gelen herkes bunu söyledi. Dedem de çok yardımsever bir insandı. Ben torunluyum tabii, bana da çok büyük yardımları oldu. Hatta bir anım var bununla ilgili, onu paylaşmak istiyorum. Annem babam da buradan izliyorlar, onlara da
sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı aynı zamanda. Annem babam beni Çanakkale gezisi vardı okulda düzenlenen. İlkokul 5. sınıftayım sanıyorum. Çok da küçüğüm. Annem de benim çok şeydir, böyle paranoyak derecesinde çok düşünür. Korkar yani yalnız bir yere göndermekten. Hala bu yaşıma geldim, aynı şeyle karşı karşıyayım diyebilirim. Göndermek istemediler beni annem babam. Dediler ki hayır gitmeyeceksin. Ben çok üzüldüm. Dedem o sırada devreye girdi. Ailede hep büyüklerin sözü geçer. Tabii kültürümüzde. Dedem dedi ki hayır ben gönderiyorum kızımı. Gidecek dedi ve ben o geziye gittim. Orada çok güzel arkadaşlıklar geliştirdim. Orada çok güzel insanlar tanıdım. Ve hala benim için çok güzel ve çok büyük bir anıdır orada yaşadıklarım. Evet, tekrar rahmet diliyoruz hem Necati dedemize hem bütün geçmişlerimize. İnşallah. Dönelim şimdi tekrar. Ülkemizin yardım kuruluşları son dönemde dikkat çekecek kadar dünyanın dört bir yanında yardım faaliyeti yapıyor. Siz onları bir kere haberci olarak takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Şimdi yeniden Filipinler'deki duygularınızı birazcık konuşalım. Mesela orada bir yaşlı teyze vardı Filipinler'de. O sizin çok dikkatinizi çekmiş, fotoğrafını gösterdiniz. Neydi onun durumu? Yardım için gittiğimizde Filipinler'de öncelikle gerçekten belirli bir yaş üzerindeki insanlara çok büyük bir saygı var. Orada bunu özellikle gözlemlediğim noktalardan birisi diyebilirim. Ben de aynı şekilde çok fazla duyarlıyım. Hem kendi aile büyüklerime karşı aynı şekilde. Hem de yolda gördüğüm herhangi bir insan da olabilir. Belirli bir yaş üzerindeki insanlara çok saygı duyarım. Orada da benden büyük yaşta bizim burada el üzerinde tuttuğumuz insanların orada bize el açmalarını gerçekten yürek olarak kaldıramadım diyebilirim. Ve çok üzüldüm. Orada da bir yaşlı teyzemiz vardı sanıyorum 70-80 yaşlarındaydı. Ve sırada bekliyordu. O anda dikkatimi çekti. Kalbini gösterdi. Yani belki canı acıyordu, belki de gerçekten kalbi acıyordu. Hem manevi anlamda üzgün olduğunu belirtiyordu. Belki de gerçekten bir rahatsızlığı vardı. Beni çok üzdü, çok derinden yaraladı. O insan belki de benim için bir vesileydi ona yardım etmem için. Ali Bey'e söyledim, dedim yardım etsek nasıl olur? Önce onlara versek. Tabii dedi Ali Bey de hiç teklifimi yere çevirmeden. Onlar da o tarz şeylere çok önem veriyorlar ve gözetiyorlar. Ben buna bizzat gözlerimle şahit oldum. Önce biz belirli yaşın üzerindeki insanlara dağıttık. Daha sonra çocuklar da var çünkü sırada bekleyen çocuklara dağıttık ve ardından normal orta yaştaki insanlara dağıttık. Bunlar bile gözetildi yardımlar dağıtılırken ben bunu bizzat gözlemledim. Ve o yaşlı teyzemizi de sevindirmiş olduk. O poşeti bile taşımakta güçlük çekti ama öyle söyleyeyim. Dağıttığımız 5 kiloluk pirinçleri taşımak bile zordu onun için ne kadar çok ihtiyacı olsa bile. Evet, siz teyzeyi anlatırken ben de bu hafta sonu Diyarbakır'daydım. Orada bir sempozyum vardı. Cuma günü başlayıp 3 gün süren Cuma, Cumartesi, Pazar. Sempozyumda Deniz Feneri'ni temsil eden bir konuşma yaptım. Sosyal kalkınma konulu bir sempozyumdu. Aile yardımlarının sosyal kalkınmaya katkısını anlatan bir konuşmaydı. Orada bir başka yardım kuruluşumuzun temsilcisi de konuşma yaptı. Dedi ki, aynen o da Filipinler'i anlattı. Filipinler'de bir yardım kuruluşumuz, belki kendileri, belki başka bir kuruluş. Kurban etlerinin içine, o poşetlerin içine broşürler koymuş. Bazı hatırlatmalar yapmış, dini bazı telkinlerde bulunmuş. Ayet-i Kerime yazmış, hadis-i şerif yazmış. Hristiyan bir aile, Filipinli bir aile. Eti almış, açtığında o broşürü görünce bakmış, geri getirmiş eti dağıtanlara. Demiş ki, galiba bir yanlışlık oldu. Biz Hristiyanız, bu etin Müslümanlara ulaşması için hazırlık yapılmış. Öyle anlıyoruz. Yanlışlıkla bize verilmiş herhalde. Onun üzerine dağıtımı yapan kişiler demişler ki, sizin Müslüman olmadığınızı biliyoruz. Ama bu et, bu kurban eti size Müslümanların hediyesi. Bunu alıp yiyebilirsiniz. Sevinmişler, teşekkür etmişler, gitmişler. Birkaç gün sonra gelmişler, demişler ki, biz ailece Müslüman olmaya karar verdik. Ne kadar güzel. Bu programda yine yayınladığımız bir görüntü vardı. Derneğimizin genel başkanı Mehmet Cengiz Bey Gana'da bir röportaj yapmıştı. Oradaki
bir sivil toplum kuruluşunun başkanıyla Türkiye'de eczacılık fakültesinde okumuş, eczacı olmuş Nasrettin isimli bir kardeşimiz. O diyordu ki Türkiye'deki kardeşlerine seslenerek, siz kurbanı sadece et olarak görmeyin. Burada öyle aileler var ki, Hristiyan aileler, onlara biz hediye olsun diye kurban eti veriyoruz. Onlar Müslüman oluyorlar. Allah onların bazılarının gönlünü İslam'a açıyor. Birkaç kiloluk kurban etiyle. Onun için bu binlerce kilometre uzağa gitmek, meşakkatli yolculuklar yapmak, sonra onlara dokunmak, onlara acınızı paylaşıyoruz demek, hadi çam sakızı çoban armağanı şu hediyemizi kabul eder misiniz demek çok büyük anlam ifade ediyor. Kesinlikle. Ve kapılar açıyor. Hazreti Ali gönül kapılarını açıyor aslında hepimize. Evet. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Kerremallahu veçhe Efendimizin. İnsan iyiliğin kölesidir diyor. Yani her insan iyilik gördüğü kişiye ilgi duyar. Meyleder. Üste bir şey söylemeniz gerekmez. Onun üstüne dini anlatmanız, tebliğ yapmanız gerekmez. Yardımın kendisi başlı başına büyük bir tebliğ. Büyük bir mesaj. İnsani bir mesaj. Kimsenin karşısında duramayacağı büyük bir güç. Onun için günümüz dünyasında yumuşak güç diyorlar STK'lar için. Ordular gibi çok önemsenen yumuşak güç, ülkelerin yumuşak güçleri. Şunu da bu söylediğinizin tabii üzerine hemen aktarmak istiyorum. Orada gittiğimizde, Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde bilenler vardı, bilmeyenler vardı Türkiye'yi. Ama inanıyorum ki binlerce insana, belki bilmeyen, bilenler de çok fazla vardı Türkiye'yi tanıyan aynı şekilde. Bilmeyen de binlerce insana Türkiye'yi anlatmış. Türkiye'nin ne kadar şefkatli ve bu tarz konularda düşünceli bir ülke olduğunu da anlatmış olduk. Bizim hiç konuşmamıza gerek kalmadan, evet, hem de buradaki insanların ne kadar cömert olduğunu, Anadolu insanının ne kadar cömert olduğunu hiçbir kelime etmeden tek bir yardımla oradaki insanlara da aktarmış olduk diye düşünüyorum. Evet. Tabii ben hatırlıyorum, Rahşan Hanım bilgi getirmişti bana önce. Sizin oraya gitmek istediğiniz bilgisini ben tekrar sordum. Yani bir bayan arkadaşımız, kardeşimiz Beyaz Tevbe'den oraya gitmek istiyor. Emin misin? Zor bir şey. Erkeklerin bile cesaret edemediği, fiziki şartların ağır olduğu, zor olduğu bir bölge. Haberleri izliyorum. Tayfun sonrası görüntüleri izliyorum. Dolayısıyla tekrar tekrar, yani Allah'ın nasipli kuluymuşsunuz ki siz cesaretle karar vermişsiniz. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah benzer güzel işlerin içinde hep kalırsınız. İnşallah. Hem işinizi yaparsınız, hem gönlünüzü bir taraftan beslersiniz yaptığınız İnşallah. Ben kendimi çok şanslı görüyorum bu konuda. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi Bangladeş'e gittim. Orada da çok zor durumda insanlar vardı. Haberleri görüntüledik. Oradaki insanların yardımcılıklarını ulaştırdık yine aynı şekilde, ama ben Filipinler'deki kadar yardımın içerisinde bu kadar aktif rol oynamamıştım daha öncesinde. Yine yardım ediyoruz ama bir anda Filipinler'deki durum, el açan insanlar karşınızda ve insanların yokluklarıyla görüyorsunuz, anında hissedebiliyorsunuz. Biz daha önce gitmeden önce de ajanslarımıza görüntüler düşüyordu. Hayyan Tayfunu'nun ardından neler yaşanıyor, bununla ilgili bilgi sahibiydim ama gittiğim anda çok daha farklı bir manzarayla karşılaştım. Çünkü televizyon ekranlarından, bilgisayar ekranlarından insanların gözyaşlarına dokunamıyorsunuz ama orada gerçekten ağlayan bir çocuğun gözyaşını kalbinizde en derin acıyla hissedebiliyorsunuz ve yanınızda alıyor, onu susturmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar şanslıymışım ki ben orada olabildim, bir tane çocuğun belki de gözyaşını dindirebildim diye düşünüyorum. Belki farklı bir şekilde çok isteseydim yapamayabilirdim ama orada olabilmek benim için büyük bir şanstı. Zorlukları, evet, Deniz Feneri ekibiyle birlikte çok büyük zorluklar da yaşadık bölgede. Bölgenin hem şartları, hem imkansızlıkları, hem felaket sonrası durumu nedeniyle çok büyük zorluklar yaşandı. Ancak çok şanslı görüyorum bu zorlukları yaşayabildiğim için. Evet, tekrar tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz orada bu meşakkatli yolculukta ekibimiz arasında bulunduğunuz için. İnşallah benzer faaliyetlere yine biz ararız, sorarız, müsaitseniz beraber gidelim deriz.
Bu arada birkaç dakikamız var bu bölümün bitmesine. Ben Diyarbakır'dan bahsetmişken o sempozyumu düzenleyen kuruluşlara da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir tarafında Diyarbakır Valiliği, bir tarafında Dicle Üniversitesi, bir tarafında Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı vardı. Dörtlü bir grubun organize ettiği sosyal kalkınma konulu bir sempozyumdu. 3 gün sürdü. Hatta kış sebebiyle biz yarım günde fazla kalmış olduk. Oradaki nasibimiz bitmemiş. Orada ben şunu söyledim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri demiş ki 100 yıl önce bugünlerin en büyük 3 problemi birisi cehalet, birisi fakr-ı zaruret yani yoksulluk, birisi de ihtilaf demiş. Bugünün de konusu ihtilaf. Çözüm olarak da sanat, marifet ve ittifakı sunmuş. Ben de konuşmaya başlarken dedim ki Deniz Feneri bu 3 problemin karşısında faaliyetler yapıyor. Cehaleti önlemek için eğitim çalışmalarına katkı sağlıyor. Yoksulluğu tüketmek üzere çalışmalar yapıyor, projeler üretiyor. Ayrıca ülkemizin bütün bölgelerine yardımlarını ulaştırmak suretiyle dünyanın 55 ülkesine gitmiş bir ülke dernek olarak ittifak oluşması için de kardeşlik bağlarının güçlenmesi için de faaliyet yapmaya devam ediyor dedim. Sadece Deniz Feneri adının bile çok kuşatıcı olduğunu, bu ışık kaynağının ihtiyacı olan her deniz taşıtına, herkese ihtiyacı olduğu anda tarafsız bir şekilde, beklentisiz bir şekilde ulaşmayı simgelediğini, Deniz Feneri ışığının bunu anlatarak başlamıştım. Tekrar o faaliyeti yapanlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum, tebrik ediyorum. Geldiğiniz için de buraya kadar, bu geceyi, bu saatleri bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Deniz Feneri ekibi gerçekten çok büyük canla başla çalıştı. Süleyman Bey, Ali Bey. Hep birlikte ağladık, birlikte aç kaldık Deniz Feneri ekibiyle ama o insanlara yardımı ulaştırabildik. Bu yüzden de Deniz Feneri ekibine, Deniz Feneri'ne yardım eden herkese ben şahsım adına belki ne kadar önemli bilemiyorum ama şahsım adına buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, sağ olun. Tabii şahitliğiniz önemli. Siz birebir faaliyeti görmüş oldunuz. Programımızın sonuna geldik. Faaliyet raporumuzu az sonra izleyerek tamamlayacağız programımızı. Ama bu arada bir hatırlatma yapalım. Programın başında Suriyeli çocuklar için, bebekler için mama hatırlatması yapmıştık. 55-60'a boş bir mesaj göndermek suretiyle 5 TL destek verebilirsiniz. Ve bu bir çocuğun bir günlük mama ihtiyacını karşılar. Ayrıca 15 TL bağış yapmak suretiyle Suriyeli bir aileye Türkiye'deki yaklaşık 800 bin Suriyeli'den birden bir battaniye hediye edebilirsiniz. Ya da 50 TL bağışlamak suretiyle Suriyeli bir ailenin bir aylık ekmek ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Son olarak Filiç sahilinin Kur'an-ı Kerim ihtiyacını hatırlatalım. Yaklaşık 10 bin Kur'an-ı Kerim'i önümüzdeki günlerde inşallah oraya Deniz Feneri ulaştıracak. 15 TL'ye vefat etmiş bir yakınınız adına bir Kur'an-ı Kerim gönderebilirsiniz Fildiş sahilinde. O Kur'an-ı Kerim okundukça inşallah yakınınızın da defterine sevaplar yazılacaktır. Hepinize gelecek haftaya kadar bereketli, dolu dolu bir hafta diliyoruz. Faaliyet raporumuzu birlikte izleyip haftaya inşallah buluşmayı ümit ederek hepinizi Allah'a emanet ederiz.